Selam arkadaşlar. Benden 4000-4500 lira civarı arasında süper sport motor için giyim isteyen bir arkadaş vardı. Bedeni biraz küçükmüş. XS veya S modeller olurmuş. 3 mevsimlik yazlık böyle hem kask XS hem işte giyimi XS bir süper sport ekipman istedi. Ben de ona göre şimdi bir şeyler sunacağım. İlk önce kasklardan başlayayım şu taraftan. Burada elinizde mesela LSK'nin FF320'leri var. XS olarak önerebileceğim elinizde olan kasklardan. Bunlardan alabilirsin. Yani LSK'nin bu modellerini biliyorsunuz zaten. Hani dış kabuğu ortalama bir dayanıklılığa sahip. İşte kademeli olarak açılan cam var. Hatta onu da göstereyim biraz daha yakından. Şöyle bir kask. Kademeli olarak açılan camı var. Bir ön havalandırma kanalı var. Üst hava giriş kanalları var, arka hava çıkış kanalları var. Bunun ağırlığı 1550 gram. 1550 gram bir kask aslında biraz ağır bir kasktır. Hani böyle 1400 gramları aşmayan kasklar da alınabilir. Mesela işte o yönden ne denir? Bell Qualifier biraz daha hafif. Yine Nex kask alınabilir ama onlar da yaklaşık bu gramajlarda. Bu hani kullanımı kolay bir kask ve LSK çoğunlukla tavsiye etmiyor arkadaşlar. Fakat LSK gerçekten bu konuda uzman. Şöyle diyeyim, yani bu kaskın özelliklerine tekrar döneyim daha doğrusu. Kademeli açılan camı var, burun pedi var, çene pedi var ve gözlükle giyilebiliyor. Bunu da atlamadan, bunu da hani söylemeden atlamayayım. Geniş bir bakış açısı var ve yanında şöyle güneş vizörünü açmak için yeri var şurasında. Şöyle açılıyor. 6 mikrometrik bir bağlantıya sahip, iç petleri boyuna gerçekten iyi oturuyor. Sallanmasını engelliyor. Çünkü adamlar buna spoiler yapmışlar. Ve hani camı kolay açılıp takılabiliyor. Bu kaskı önerebilirim. Bu kask dışında hani XS model olarak elimizde çok fazla yok. Şimdi montlara geçelim. Montları göstereyim. Montlardan da birkaç tane sunacağım zaten. Montlardan mesela Venom'un bir tane montu var. Bu Venom montu da daha önceden zaten tanıtmıştım ben. Bu olabilir. Bu mesela Small. Bu Small sana olabilir ama bu tamamen yazlık bir model. Ön tarafı işte bir fermuarla açılıyor. İç tarafı tamamen file kumaş. Dışı da tamamen file kumaş. Şu yanlarında cepleri var. Belinde bir sıkma tokası, sıkma halkası veya bir herhangi bir cırt cırtı yok. Şu bileklerinde hem çıt çıtı var hem fermuarı var. Arkasında bir tane sırtlıkla beraber geliyor. O sırtlığı da içinden şu tarafından çıkartabiliyorsunuz. İç cebi var. Bu güzel. Yazlık seçenek olarak güzel. 3 mevsim ne gösterebiliriz? 3 mevsim olarak çok fazla elimizde yok. Fakat hani diyelim işte siz biraz daha hani bütçenizi farklılaştırırsanız, biraz daha yükseğe çıkartırsanız Revit'in bir montu var. Bu Revit montu da geçen videoda ben paylaşmıştım. Bu Revit Jupiter. Hani 3 mevsim giyilebilir mi? Evet, giyilebilir. İçindeki astarı çıkartarak bunu hani yazlık olarak da kullanabilirsiniz. Ama yazın biraz terletecektir. Çünkü hava alan bir yapısı yok. Bunun da mesela kollarında çıt çıtları var. Dirsek korumaları var. Hem önceki montun da zaten hani hem dirsek koruması vardı hem omuz koruması vardı. Onları atladım, hemen söyleyeyim. Bununla mesela körük mekanizması var. Revit Jupiter'de hani SS'lere çok fazla olmaz ama hani bir enduro montu değil mi Ufuk? Evet. Evet, daha çok enduro'ları ama hani 3 mevsim olarak iyi montlardan bir tanesi. SS montu olarak ne gösterebiliriz mesela? Ne şey yapabiliriz, ne sunabiliriz? Speedy'nin bu montu olur mu mesela? Speedy'nin bu montu olabilir. Evet. Daha düşük bütçelde Venom'un evet. Spin montu var. Evet, Venom'un Spin montu SS montlara gidebilir. SS makinelere gidebilir. Bu Speedy'nin bir montu. Bunun da adı Speedy Solar diye geçiyor. Speedy Solar da tamamen yazlık. 3 mevsim olarak hani XS olarak, hani XS beden olarak çok fazla elimizde yok. Small beden bulma imkanı var fakat o da sınırlı. Bu da hani bu montta Speedy'nin solar neti de gerçekten iyi. İçinde bir tane astarı var. Çıt çıtla kapanan bir boynu var. Kollarında ve omuzlarında korumaları var.
Bir tane sırt koruması yok. Sırt korumanızı almanız gerekiyor. Bunun bu Venom'un bu montundan bir farkı, bunun beli böyle cırt cırtla sabitlenebiliyor. Fermuar açılıyor. Fermuar açıldıktan sonra içi daha yaza uygun diyeyim. Hani bu da iki mevsim giyilebilir ama hani baharın soğuk zamanlarında bu üşütür. Mont olarak sunabileceklerim bunlar. Hani aslında hani mont olarak aslında bayağı var. Fakat hani small beden, XS gibi bedenlerde elimizde çok fazla yok. Şimdi eldivenlere geçelim. Eldivenlerden birkaç tane örnek vereyim ben. Onlar da mesela işte ne alınabilir? Yazlık olarak Skolko'nun bu modeli alınabilir. Bu modelin adına bir bakayım. MC58 diye geçiyor. Bu da yazlık korumalı eldivenlerden bir tanesi. Her kademede hem eklem yerlerine hem işte yumruk korumalarını, her şeyini düzgün yapmışlar. Ama hani bir bilek koruması yok. Parmakta bunun dokunmatik şeyi var mıydı? Özelliği var mıydı? Onda yok. Bunda dokunmatik özelliği yok. Hani bu bir ilk alternatif olarak başlangıç dursun. Olarak ideal bir eldiven. Yani fiyat performans olarak, iyi bir eldiven. Veya işte hani bir üst seviyede Vexo'nun bu eldivenleri alınabilir. Bu da cırt cırtlı, yumuşak bilek koruması var. Tamamen deri görünümlü. Yanlarında hafif kumaş detayları var. Yumruk koruması var, eklem yeri koruması var. Ve de gaz hassasiyeti için burada körük yerleri var. Bu kışlık bir eldiven olarak kullanılabilir. Ve işte bilekleri böyle elastik şekilde yapılmış. İyi ve orta bütçeli arkadaşlar için olabilecek. Bunlarda mesela XS var mı? Onlarda XS yok. Bunlarda da XS yok. XS yok. XS. Bunlarda small var. Yani aslında hani senin mağazaya gelip denemen gerekiyor bunlar için. Çünkü hani bazıları olur, bazıları olmaz. Bazılarının hani vücut yapına göre tam oturur, bazıları oturmaz. Onlara bakman gerekiyor. Pantolon olarak sunabileceğim mesela şu tarafta Tek90'ın Pirate kotları var. Tek90'ın Pirate kotlarından alabilirsin. Bunlarda beden var mı mesela? XS. Onlarda veya... düşük bedenler var. Evet, bunlarda mesela düşük bedenler var. Bu şeyi de anlatmıştım daha önceden, Pirate kutunu anlatmıştım. İçi Kevlar korumaları olarak yapılmış. Şöyle kalça korumaları var. Özel bir dikiştir. Hani kolay kolay parçalanmayan ama yazlık baharlık diye geçen bir modeldir. Ve diz korumaları var ve bu diz korumaları ile kalça korumaları çarptığı zaman sertleşen korumalardır. Değil mi? Doğru. Aynen, Impact Tech korumalar içinde. Yani. Ha, bunun renkleri var. Farklı modelleri var. Mesela Ilgaz'ı var, Madras'ı var. Ondan sonra bir de City. Ve şu an tüm modellerde de kampanya var. Hepsini evet. 650 TL'ye sabitledik. Evet. Şimdi pantolonları sundum. Elimizdeki pantolonlar bunlar. Kışlık pantolon almak istiyorsan web sitesinde bazı linkler vereceğim. Oradan girip bakabilirsin. Şimdi botlara geçelim. Botlar o tarafta. Botlardan da neler alabilirsin onları göstereyim. Mesela bu tarafta Rockwell'in botları var. Kısa botları da var, uzun botları da var. Ama hani bunlar spor sürüş için değil. Fakat spor sürüş için olan bir tane vardı. Hangisiydi o? Ha, şu. Rockwell'in bu DNA'sıydı galiba, değil mi? Yok, evet. DCX, pardon. Ona benzer bir model vardı. Hemen göstereyim onu. Şurada. Hı, evet. Ya yani birbirine çok yakın modeller. Evet, kışlık bir model. O yüzden ben de şaşırıyorum. Ha, evet. Yani bu DNA modeli, bu uzun modeli. SS için bunu tavsiye ederim. Çünkü hani hem vites koruması var, hem işte bileklerinde korumaları var şu tarafında. Hem üst korumaları var, hem şurada kaval kemiği koruması var. Pantolonunla beraber giydiğin zaman zaten süper dayanıklı olacaktır. Topuk koruması var, burun koruması var. Altı da kaydırmaz bir tabanlı galiba, değil mi? Bunun? Evet, vibran evet. Taban var altı. Vibram tavan var. Yandan açılıyor şu şekilde. Ha, bu uygun fiyatlı diye sunuyorum. Hepsini toplayınca zaten 4500 lira, 4000 lira civarlarına gelecektir. Açıldığı zaman yanında bir tane ek yerini görüyorsun. Terlediğin zaman kolay kuruyabilen bir yapıya sahip. Bu en uygun fiyatlı Rockwell DNA olarak alınabilecek botlardan bir tanesi. Rockwell'i çok fazla sevmedim. TCX'in bu X5 Evo'sunu alabilirsin. Bu da yaklaşık aynı özelliklere sahip. O yüzden tekrar söylemiyorum. Bunun kaydırmaz tabanı yok galiba, değil mi? Onda da kaymaz taban var. Ha, bunda da mı var? Evet. Ha, bu da kaydırmaz tabanmış. Bunun da yine vites koruması var.
Bu da gerçekten güzel. Bunun fiyatı birazcık daha pahalıdır tahminen. Evet, o Gore-Tex bir ürün abi. Evet, bu Gore-Tex bir ürün olduğu için biraz daha pahalı. Bunlar alınabilir. Yani şimdilik benim sunabileceklerim bu kadar. Umarım hani yararlı olmuştur. Mağazaya gelirsen arkadaşlar zaten yardımcı olur. İyi sürüşler.